Galatasaraylıların gözü kulağı İskoçya'da. Biliyorsunuz İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla aslında ismini bile telaffuz etmekte zorlandığımız, ismine aşina pek olunmayan bir takımla tur mücadelesi veriyor. Tur mücadelesi neden veriyor? Aslında Galatasaray'ın seviyesine değil dediğimiz gibi tur mücadelesi vermesi gerekmiyor. Çok rahat İstanbul'daki karşılaşmayı kazanıp İskoçya'ya da Güle oynaya hazırlık maçı niteliğinde bir karşılaşmaya çıkması gerekiyordu ama maalesef yapılan basit hatalar e, hücumda organize olmakta zorlanan bir Galatasaray olunca ortaya da bu sonuç çıktı. Muslera biliyorsunuz cezalı, gördüğü kırmızı kart sebebiyle ki Muslera'nın kariyerine ve klasına hiç yakışmayan bir kart ve bir hataydı. Onun yerine Fatih Hoca açıkladı İsmail Çipe oynayacak Galatasaray'ın Kalesinde ki bana kalırsa İsmail'lik bir durum olmaması gerekiyor. Hoca hava sıcaklığından da iklim değişikliğinden de bahsetti ama Galatasaray sen Johnstone takımı kutupta da Afrika sıcağında da her türlü 5 atması gerekiyor ki zaten teknik heyetin de hedefi bu yönde. Yani 3 resmi maçta galibiyet alamadı biliyorsunuz Galatasaray ve bu karşılaşmada ilk önce tabii ki hedef tur ama sonrasında farklı galip gelmek teknik eğitim e, hedefi bu yönde farklı şekilde taraftara yeni bir başlangıç sunulduğunu göstermek açıkçası hedef. Şimdi ilk karşılaşmada St. John Stone karşılaşmasında Galatasaray oyunun hakimiydi. Evet %70'in üzerinde bir topla oynama görüyoruz. 500'ün üzerinde hatta 600'ün üzerinde pas yapan bir Galatasaray görüyoruz. Ama yine ceza, rakip ceza sahasında çoğalmakta zorlanan, pozisyon üretmekte etkili ...pozisyon üretmekte, hücum organizasyonları oluşturmakta zorlanan bir Galatasaray görüyoruz. Tabi Fatih Hoca 98-2000 arasını işaret ediyor. O dönemki futbola dönmek istediklerini, presi ve kontur presi çok iyi yapan bir takım oluşturmak istediklerini söylüyor ki... ...o dönem Fatih Hoca daha önce bizlere de anlatmıştı bunu. 2-5-3 sisteminde bir taktik anlayışla oynuyordu ve yeni stoperle birlikte aslında sezon boyunca Galatasaray'ı bu anlayışla da görebiliriz. Yavaş yavaş bu kenar yeni kenar beklerle birlikte bu anlayışı da takıma aşılamaya çalışıyor. İnşallah St. John Stone karşısında ilk örneğini bu defa görebilir Galatasaray. Benim burada altını çizmek istediğim nokta aslında merkez bölümde Emre Kılıncı'nın mutlaka yer alması. Çünkü Aytaç'la Taylan'ın Benzeşen rolleri Galatasaray'ı biraz açıkçası üretkenlik açısından merkezi sıkıntıya sokuyor. Berkan'ın performansı giderek yükselecektir ki ilk maçına rağmen zaten çok iyi oynamıştı. Berkan, Taylan, Emre Kılınç bana kalırsa şu an için daha ideal bir üçlü duruyor. Ya da Aytaç, Emre Kılınç, Berkan olması gerekiyor. Yani Berkan'la Taylan'la Aytaç, Karan'ın Berkan'ın çehresinde ee, aynı özellikte olmaları Galatasaray'ın üretkenliğini azalttığı kanısındayım.